Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün bir efsane, bir tarih, bir YouTube'un başından beri süren bir şeyle karşınızdayım. 7 yıllık YouTube serisi gençler. Ekim ayında tamamen 7 yıl olacak. Tam 1 ay kaldı. Benim Ülke Kuruyoruz serim tam 7 yıllık oldu gençler. Hemen oyunumuza geçelim. Ama ne seri? Bakın gençler, gördüğünüz gibi ilk yaptığım ülkeye geldim. Daha ben bunu yaparken çocuktum, 7 yaş önce. Şu an 22 yaşındayım. 15 yaşından beri bu seriyi yapıyorum gençler. Bak, şu an 22 yaşına geldik. Hala bu seriyi devam ettiriyoruz. Şimdi abi şöyle şehrimizi gezmeye başlayalım. Bir gezelim 7 yıllık serimizde. Bakalım neler yapmışız abi. Gördüğünüz gibi şurası benim ilk yaptığım bina şura gençler. Birinci bölümü açın. Ülke kuruyoruz birinci bölüm. Yol var ya, burayı yapıyorum. Birinci bölümde ülke kuruyoruz. Açın bakın. Burayı TNT ile falan patlatıyorum abi. Buraları yapıyorum, tamam mı? Ondan sonra şu evi yapıyorum abi. Bu ev, hatta camları kırmızı yapıyorum ben bu evin. Şurada televizyon vardı, mod kurmuştum. Lan ne evdi ya? Çocukluğum geldi aklıma be. Bu evi yapıyorum gençler. Ondan sonra şuradan hemen hızlı hızlı göstereceğim evleri. Çünkü bayağı büyük. Artık 3 tane şehrimiz oldu. Yavaş yavaş ülkeye dönüşüyoruz. Gençler, hayalimiz gerçekleşiyor. Disko yaptık. Ondan sonra hep bunun 3. bölüm olması lazım. Bunların hepsinin videosu mevcut gençler. Evlerimizi yaptık. Bakın şurayı galiba birinin evi yapmıştık. Takipçilerimizden birinin evi. Merdiven dairesi de var. Gördüğünüz gibi. Vallahi gayet güzel bir seri olduğunu düşünüyorum gençler. Şurası işte kıyamet getirme yeri, böyle caminin işte hocanın yeri var orada. Şöyle gördüğünüz gibi burada, gördüğünüz gibi bakın, avizemiz vesairemiz derken camimizin her yeri aydınlık, gayet güzel bir seri oldu gençler. Şöyle şuradan devam edelim. Bakın gördüğünüz gibi şurası bizim belediye binamız abi. Burası artık belediye. 10 numara oldu. Şöyle göstereyim. Belediye binamız. Şurada toplantı yapılıyor. Milletin odası var. İşte şurası gelişmiş müdür odası. Bura lobi bekleme yeri. Müdürle görüşmek, yani belediye başkanı ile görüşmek için lobide bekliyorsunuz. Ondan sonra şuradan çıktığınız zaman ana şeylere gidiyor. Benim odam burası, bakın. Bura başbakanın dinlenme odası işte. Buralara da oda yapacaktım. Yapmamıştık. Neden yapmadığımızı bilmiyorum. Ondan sonra gençler, bu şekilde serimizi devam ettiriyoruz. Yani daha ettiriyoruz derken, buralar tabii artık buralara gelmiyorum. Ben bir yıldır buraya gelmiyordum gençler. Daha yeni geldik buraya. Şöyle güzel bir belediye yaptık. Vatandaş burada işlerini hallediyor. Güzel yüksek binalar yaptık. Ya yani benim hayalim neyse onu yaptık gençler. Şurada hastane, hatta burada zengin fakir de hastanede, fakir falan hastalanıyordu. Burada bekliyordu. İçeride doktorlar vesaire. İşte ameliyathane gençler şurası. Bakın şurası morg. Ölen adamlar buraya kaldırılıyor gençler. Burada adamlar ölüyor yani. Ondan sonra diyorum ha. Şuradan devam ediyoruz. Şöyle hastanemizden de çıktık. Burada askeriyemiz var. Küçük bir havaalanım var benim yaptığım. Hayalimdeki yaptığım havaalanımız. Şöyle gördüğünüz gibi gençler. Burada işte kendim tasarladığım askeri araçlarımız var. Bakın bu, hem buraya adam biniyor. Şuraya. Buradan tarıyor böyle, taramalı. Tank mermisi atıyor. Buradan da roketleri fırlatıyor gençler. O şekilde bir plan kurmuştum. Ama 10 numara, yani çok güzel oldu. Bakın şurada tankımız var. Tank tasarladım böyle. Tabi buralara da 2 tane asker biniyor. Buralardan tarıyor. Şurada da içerideki süren adam da bunu ateş ettiriyor zaten. Tank gençler. Şurada askerlerin arkaya bindiği araç var. Burada askerlerimiz bunun arkasına binip gidiyor. Ondan sonra şurada gördüğünüz gibi bir tane küçük askeri aracımız var. Burada okçu kulelerimiz var. Yani okçu derken gözetleme kulesi burada. Askerlerimiz burada diziliyor. Burada bir hareket gördüğü anda direkt komutanına hemen işte seferber olun, bilmem ne, saldırı var, savaş
diye haber veriyor gençler. Şurada da içeri giriş bölgesi. Burada girerken tepede tarama cihazı var. Üstünüzde metal dedektörü, yani metal varsa tarıyor her türlü. O şekilde düşünüp yapmıştım gençler. Şurası da ufak bir yaptığım havalandı. Tabii ben oyunda bunu yaparken araba olduğunu bilmiyorum gençler. Araba modu varmış ama ben bilmiyorum. Buraya at, yani hani araba olarak at biliyorum, yani insanlar buralarda atla gidip gelecek diye düşündüğüm için buralara bunu koyduktan sonra kayışlı atını buraya bağlayacak diye bir plan yapıp o şekilde bu otoparkı yapmıştım. Türk Hava Yolları yazdım usta bura. Ondan sonra geliyorsunuz şura, işte yolcuların bekleme alanını yapacaktım ama yapmadık. İstanbul'a devam ettik. Şurada uçağımız gençler, tamamen kendim tasarladım. Bakın şöyle uçağımızın içerisine girebiliyoruz. Şurada merdiven var. Şurada uçağın motoru gençler, gördüğünüz gibi bu arada. Şurada Allah. Bir dakika gençler. Şurası uçağımızın içerisi. Burada yolcularımız oturuyor. Business bilmem ne. Burada pilotun uçağı kullandığı bölge. Tasarladım gençler. Her bölgenin içini yaptım bu arada. Bütün binalar içi var. Bu arada siz map'i indirip siz de kullanabiliyorsunuz gençler. Yani benim map'im öyle gizli falan değil yani. Save dosyası öyle herkese açık yani. Siz de girip işte kendi şehrinizde bir şeyler yapabilirsiniz gençler. Bakın şurada metro istasyonumuz var abi. İlk yaptığım metro istasyonu. Buradan aşağı iniyorsunuz. Burası ilk metro istasyonumuz da. Bura şehrin içerisine gidiyor. Şurası farklı bir yere gidiyor gençler. Şimdi trene binmeyeceğim, yavaş gider. Biz en iyisi şöyle uçarak hızlıcağına gidelim gençler. Şöyle şuradan dönüyoruz. Burası galiba karşı şehre gidiyor gençler. Benim iki tane şehrim var. Bu metro galiba iki şehri birbirine bağlıyor. Herhalde o yüzden yapmıştım. Çünkü bayağı uzun gittik bakın. Diğer şehrin içerisine kadar giriyor. Şehir merkezine ulaştırma garantili. İki şehir arasını bağlantılan metro yaptık gençler. Artık metromuzu yaptık. Yol yaptık. Her şeyi yaptık gençler. Ona göre düşünebilirsiniz yani. Oğlum klavyenin tuşu gitti lan. Bu arada klavyem bayağı eskidi gençler. Evet, gördüğünüz gibi şuradan çıkıyorsunuz. Burası karşı şehrimizin. Şehrimizin yani bak şurada otoban falan vesaire var. Ama ben geri gideceğim gençler buradan, çünkü size gösteriyorum. Burası da o şehrin içerisine gezen bir metro, metronun yeri. Bakın buranın daha duvarlarını yapmamışız. Şuradan daha devam edelim gençler. Bu niye durmuş lan burada? Ha, burada şey gitmiş. Evet. Şuradan devam edelim. Hemen gidip göstereyim gençler. Arkadaşlar şimdi şuradan geldik, tamam mı? Şuradan geldik. Bir de metromuz buraya gidiyordu. Bakın burası da şeyin altta gezme yeri yani. Bu daha yeniki gezdiğim şehirde altta geziyorsunuz. Buradan şeye geliyor. Bakın metro, yani buradan buraya metro ile gelmiş oluyorsunuz. Metromuz bu kadar gençler. Diğer şehre gidiyor. Diğer şehre gidince oraları gezeriz, gösteririm. Şimdi abi burası bizim ilk şehrimiz. İlk şehrimiz bu kadar abi. İlk şehrimiz bitti. Bakın 10 dakika civarında sürmüş gezmemiz. Bu ilk şehrimiz bu kadar. İşte arabacı, havuz, bakın tarla var, benzinlik var. Ondan sonra gençler şöyle burayı tek tek elimle yaptım bu arada. O sırada işte şey modu yoktu. Bu baltayla dünya düzenleme modu var ya, World Edit modu. O yoktu gençler. Burayı tek tek elimle yaptım. Onu da bilgisini vereyim gençler. Şurası organize şube. İşte buraya polis merkezi yapmıştık. Gördüğünüz gibi bunun da videosu mevcut. Altta kodesimiz var abi. Burada hapishanemiz, bakın şöyle bir. Burası bir hapishane. Şurası hücre gençler. Buraya işte suç işleyenleri buraya atıyorlar. Ondan sonra burada benim dizim de var. Film de çektim. Bakın içeride dizisini çektim ben burada. İşte şurada kodesin devamı işte. Bura şeyin tuvaleti. Genelde kavga çıkar burada biliyorsunuz. Şöyle gençler tuvalet. Burada işte şey yıkama bölgesi falan derken devam ediyoruz. Şuradan abi devam edelim. Şöyle kodes. Üstte müdürün odası var. İşte polislerin müdürü olur ya şeyi. Şöyle gördüğünüz gibi burası müdürün odası gençler şöyle. Burada oturma yeri falan. Biraz gereksiz büyük ama ben o zamanlar daha tabii o zamanki düşüncemizle bu kadar yapmışız. Şöyle devam edelim. Kapısı açık kalsın.
Gece şurada bir şeyimiz var. Alışveriş merkezimiz var. Rahat, forum rahat ya. O zamanlar Rahat Oyuncu Nazmi'ydi kanalımızın ismi. Şuradan giriyoruz gençler. Burası işte LCV2. Şöyle giriyorsunuz. Alışveriş işte kıyafet bölgeleri vesaire. Şurası kasalar gençler. Şurada insanlar sıra bekliyor. İşte buradan dolanıyor, geçiyor, alıp çıkıyor. Bu kadar. Kısa kısa göstereceğim. Mantığını anlayın. Gençler şurası defaktoydu. Burayı modla yaptıydım. Kıyafet modu falan yüklediydim. Modla yaptığım için modu sildiğim de gitmiş. Ondan sonra gençler. Şurası yukarı çıkma yeri. Burası alışveriş merkezinin içerisi. Şurası. Ben buraları yapacaktım. İsimlerini belirledim ama yapmadım gençler içerilerini. Artık siz map'i indirirseniz siz indirdiğinizde belki yaparsınız. Burası oyuncakçı gençler. Bakın Toys yazıyor. Ondan sonra şurası Teknos'a yapacaktım buraya. Burası işte Tekno bölgesi olacaktı. Kasasını yapmışım. Şuraları bilmiyordum ne yapacağım. Belki bir ayakkabıcı olabilirdi bura. Tamam mı gençler? Şurası Migros. Girdiğiniz zaman alışveriş merkezinin içerisinde Migros olacaktı. Buraya alışveriş merkezi yapacaktım. Ondan sonra şurası yatakçı gençler. Yataş yapacaktım buraya. Aklıma o geldiydi. Bayağı büyük. Tamam mı gençler? Üst kata çıkıyorsunuz buradan. Yürüyen merdiven gibi yapmaya çalıştım. Burası işte yemek yeme bölgesi yapacaktım. Ama ne yazık ki yapmadım. Çünkü çok uzun sürecekti. Belki bir 5 bölüm bunu yapmaya uğraşacaktık. O yüzden ve de zamanım yoktu gençler. O zamanlar okula gidiyordum. Sınavlar vesaire derken bu şekildeydi. Şimdi şöyle aşağı iniyoruz gençler. Bizim bir alt katımız var burada. Alışveriş merkezimizin alt katı. Buraya alt kata indiğimiz zaman şurada bir çocukların oynaması için ufak tren var gençler. Burada işte babaları 1 lira falan atıyor. Burada çocuk eğleniyor gençler. Bir turu 1 lira falan. Şurada uçmalı yerler var. Çocuklar için zaten. Ondan sonra burada boks makineleri var gençler. Bilirsiniz ben iyi boks yaparım. Benim bilen arkadaşlar bilir. Yani boks iyi yaparım derken bizim bir anımız var. Böyle bir yerde. Ondan sonra gençler şurada bir oyun yapmıştım buraya. Buraya işte şöyle buzdan kaydırarak mesela şu item attığında oraya düşerse buradan bir piston çıkıyordu. Ondan sonra ben onun sistemini bozdum tabii gençler. Bura neymiş lan? Bura ne? Vallahi bilmiyorum gençler. Burayı ben yapmadım. Furkan yapmış olabilir. Neyse gençler ondan sonra şuraya Atari yaptıydım. Burada işte oyun oynuyorsun şu şekilde. Şöyle oyun oynuyorsun. Burada şey bütün tuşlara basılıyor bir de o ekranda. Farklı oyunlar vardı. Ondan sonra şurada bir sinemamız var gençler. Buraya sinema yaptım. Şöyle buralarda odalar şeyleri yok. Ekranlar gelmedi buraya. Sipariş verdik yurt dışından geldiği için bunlar uzun geliyor gençler. Ekranlar daha hala gelmedi. Bakın şöyle gördüğünüz gibi bura geldi gençler. Şurada işte oturma yerleri var. Buraya oturuyorsunuz. Başlıyor filminiz. İzliyorsunuz gençler. O şekilde bir yerimizi yaptık. Şura kapı mı değilmiş. Tamam. Neyse gençler şuradan bir devam edelim bakalım. Bayağı bir büyük alışveriş merkezi yapmışız. Şöyle devam ediyoruz abi. Buradan çıkalım. Alışveriş merkezimiz bitti. Şurası metal dedektörü bu arada. Güvenlik. Geçen şurada bir ekmek spor sahası yaptım. Buradan futbolcuların giriş alanı burası. Bakın şuradan futbolcular sahamıza buradan giriyor. İşte buradan tribünlere şeyler oturuyor. Adamlar falan oturuyor buradan. Maçımızı izliyoruz gençler. Ekmek Spor'un sahası. Ve şurada ufak bir Luna Park'ımız var abi. Gördüğünüz gibi şöyle Luna Park. İşte Luna Park'a benzetmeye çalıştım. Gondol dedim. Şey dedim şöyle. Ufak tefek Luna Park'a benzetmeye çalıştık gençler. Şurada bir trenimiz var. Tabii şimdi en son yaptığımız Luna Park bayağı bir güzel de. Şöyle geçiyorsunuz bakın şurada lav var abi lavlar direkt akıyor. Direkt değerseniz ölüyorsunuz yani ölersiniz. Çok tehlikeli bir bölge gençler ondan sonra. Bu şehrimiz bu kadar abi. Tamam mı? Şurada okulumuz var. Birinci şehrimiz bu kadar bakın şu an birinci şehri gezdik gençler. Bu kadar süredir birinci şehri gezdik. Şimdi ikinci şehrime geçiyorum. Bakın ikinci şehre şuradan yol yaptıydım ben. Yoldan gidiyorsunuz abi. Tabi metro aracılığıyla şuradan benzininizi alıyorsunuz. Benzinlik var. Buradan metro aracılığıyla gençler şuradan devam ediyorsunuz abi. Buradan metro ile isterseniz buradan aracınız varsa aracınızla bisikletle bile gidebilirsiniz. Arası çok yakın. Bakın geldik. O şekilde yani. Burası da ikinci şehrimiz gençler. Şöyle map modunu sildim. Map modu olsaydı gösterirdim de. Mini harita modumuz var. Şuradan HGS'den geçtiniz. Paranızı kesti otoban. Oradan geçtik şehrimize girdik. Şimdi gençler buraya girdik. Şurada bir ekmekçimiz var. Burası ekmek fırını. Şuradan giriyoruz abi.
Burası fırın abi. Şurası ekmekçi. Ekmekleri buradan alıyor veriyor işte. Şurada kıymalı falan attırırsanız burada arkadaşlarınızla oturup yeme yeri de var. Ailenizle falan arkadaşlarınızla oturup yeme yeri var. Şurada fırıncı ustamız çalışıyor gençler şöyle. Hatta şuraya şöyle bir bölge açalım da. Fırıncı ustalar böyle içeride olur ya. Şöyle fırıncı ustası burada çalışıyor işte. İçeriye ekmek atıyor. Bakın fırınımız da yanıyor bu arada usta. Fırın hiç sönmeyen bir fırın yani. Burada yanıyor. Ondan sonra usta. Buradan geliyorsunuz gençler. Burada bir alt katımız var. Şurada yük asansörümüz var. Burada asansör var işte. Asansörden aşağı iniyorlar. Tamam mı gençler? Buradan böyle devam etsinler. Şöyle yük asansörü bu. İnsan binemiyor işte. Şurada raylar var. Burada aşağı iniyor. Gördüğünüz gibi gençler şu şekilde ekmek hamur yoğurma makinesi bu arada bu. Ben tasarlamaya çalıştım ama ne kadar yaptım bilmiyorum. Şu şekilde hamurları falan alıp buradan kullanıyorlar gençler. Ondan sonra ekmekçimiz bu kadar abi. Ekmekçiden çıkıyoruz. Şurada bir inşaatı yarım kalmış bir okulumuz var gençler. Burada okul inşaatı yarım kaldı. Şurada bir ufak evim var. Yani bu evlerin çoğunu tasarladım ya. Bakın şunun binanın içi yok mesela. Bunu öyle tasarladım. Ondan sonra şu binaları tasarladım. Bunların içi yok. Bu bina, bu şehrimizin içini yapmadık. Şurası zenginin bu şehirdeki eviydi gençler. Öyle bir ev ya da fakire yaptırdığı ev miydi bilmiyorum, hatırlamıyorum. Şurası ev işte. Ondan sonra şurada bir internet kafemiz var abi. Burada internet kafe var. İçeri giriyorsunuz. Burada bakın bir sürü masa, bilgisayarlar, cırt, internet serverı bilmem ne var. Ondan sonra işte şöyle devam ettiğimizde burada bir Bima 101 var karşı tarafta gördüğünüz gibi. Şöyle burada bir otelimiz var usta. Burada büyük bir otel var. Ondan sonra ufak köy evleri işte otel. Tamamen iç içe karışık. Aklımda ne varsa oyuna döktüğüm bir şehir var gençler. Tabii çocukken ki. Gördüğünüz gibi şurası bit pazarı. İşte yamuk bunu nasıl yaptıydık lan? Komut biliyor muydu? Bir deneme mi yaptıydık gençler? Ondan sonra güzel oldu dedim. Silmediydim şehirden. Öyle bir binayı o şekilde yani. Şura BİM gençler. BİM işte biliyorsunuz. Klasik bizim yaptığımız BİM'ler. Çift kapılı. Bakın şöyle çift kapılı bir BİM. Burada malzemeler var. Fiyatlar yazıyor. BİM gençler. Ondan sonra şuradan bir köprümüz var abi. Bu köprüden geçiyorsunuz şöyle karşıya. Buradan çıkıyorsunuz. Böyle bir köprü abi. Şuradan hemen A101'e geçiyorsunuz. Burası A101. Bu A101'e uğraştım. Bura güzel oldu. Şurada ürünler var gençler. Cipsinizi falan alıyorsunuz. Şurada dolap. Burada soğuk ürünleri alıyorsunuz. Şurası depo gençler. Bütün A101'leri, BİM'leri de görmüşsünüzdür. Depo. Şurası işte soğuk ürünler, dondurma falan deposu. Şurada kasalar var gençler. Buradan ürünlerinizi alıp çıkıyorsunuz. Oyun bitiyor gençler. İşte oyun bitiyor derken şey bitiyor. Burada bir aquapark var. Yani daha doğrusu aquapark çalışması var. Buraya aquaparkı bitirmedim. Burada ufak tefek kaydırıklarımız var gençler. Şuraya işte 100 rahatla yazdım. Benim şeyim rahat oyuncu olduğu için gençler. Rahat benim ilk rafımdı. Bu arada şurada bir tramvay çektiydim gençler. Burada tramvay yaptıydım şehre. Şuradan devam ediyorsunuz. Şöyle tramvayımız alt geçitten geçiyor. Durak yok, sadece tramvay çalışması yaptım. Buraya geliştik burada. Burada işte ekmek sporu, burada Beşiktaş'ın bir sahasını yaptım. Ekmek spor vs Beşiktaş 2-1 gençler, gördüğünüz gibi 2-1 Beşiktaş yeniyor. Ben bu arada Beşiktaşlı olduğumu size söyleyebilirim. Ama hiçbir şekilde şeyini bilmem yani. Beşiktaş diyeyim ama bilmem yani ne. Yani kim ne nasıl gol mü atılıyor ne yapılıyor. Futbolla ilgim yok. Onu da söylemiş olalım. Abi şuradan devam ediyoruz. Ekmekçiyi gösterdik, evi gösterdik. Şuradan devam ediyoruz şöyle. Şimdi burada ikinci şehrimiz bitti gençler. İkinci şehrimiz bu kadar. Burası biraz küçük. İşte şurada arabacı var gençler. Burada araba satıyor. Şurada PTT'nin ufak bir noktası var. Çünkü burada kargo dağıtımları falan olduğu için burada var. Şurada itfaiye bölgesi gençler. Yangın çıktığında hemen buradan müdahale ediyor. Neyse gençler şuradan şimdi üçüncü şehrimize gidiyoruz. Hazır olun. Bu şehir efsane gençler. Onu buradan söyleyeyim. Yalnız yolu da bayağı uzun, öyle bisikletle falan gidemezsiniz. Burada mecbur otobüse bineceksiniz gençler. Bursa arası otobüse bineceksiniz. Bu arada otobüs demişken aklıma geldi. Oraya bir otogar yapmamız lazım. Otogar bizim önce bir İstanbul'a yapacağız. Ondan sonra İstanbul'dan sonra ikinci şehre yapacağız. Bir de birinci şehre yapacağız. Çünkü otogar lazım gençler. Adam çünkü İstanbul'dan binip ta buradan yürüyerek gidemez. Kendi aracı da olmayabilir. Adam işte araba alamamış olabilir. Fakir olabilir. Belli olmaz gençler. Neyse abi şuradan devam ediyoruz. Şimdi yolumuz artık İstanbul'a yaklaştığımız için burada yolumuz güzelleşiyor. Bakın buraya belediye bakmamış ama buradan sonra insanlar vergi veriyor diye
Belediye buraya bahmiye baslamış. Buralarda da 2 tane köy var. 4 tane köy dolanıyorsunuz İstanbul'a varmak için abi. Buradan devam ediyoruz gençler. Şöyle bir devam edelim. Bakın dondu yine. En korktuğum şey başıma geldi. Ha açılıyor, tamam, güzel. Güzel. Gençler bu seri bir efsane. Bakın bu İstanbul, ben neredeyse belki 50 bölümümü bu İstanbul'a harcamışım şimdi. Yok, 50'den daha fazladır gençler. İstanbul'a bayağı bir bölümümüzü harcadık. Bakın abi şöyle devam edelim. Burası İstanbul'umuz gençler. Ağaçlar, işte köyler vesaire bilmem ne. Bakın gençler şöyle devam ediyorum. İstanbul'a hoş geldiniz. İstanbul'a giriyoruz abi. Bakın abi şehre bakın. İç içe karışık, karman çorman, yani nüfus patlaması yaşamış bir şehir. Artık benim aklımda İstanbul neyse buraya sundum. Gerçekteki İstanbul'la birebir değil tabi. Gençler bayağı bir büyük bir şehir yaptık. Burada lise var, ufak evler var, havuzlu villalar var. Bakın gençler ondan sonra şurada orman var. Arkada küçük bir orman. Ormanın içerisinde bin var. Burada metro istasyonlarımız var. Buradaki metroları göstereceğim. Çok güzel bir metro. Zaman yetmeyebilir. Ondan sonra burada camimiz var. Seralar var. Hastane var. Büyük bir. Ondan sonra gençler camimiz var. Bakın tuvalet, hocanın evi. Sonra burada caminin içerisi çok güzel bir cami. Bakın şöyle hemen gösterelim. Camiye girdiniz, abdest almayı unuttunuz oysa ki hemen burada 2 saniye içerisinde abdest alıyorsunuz. Bakın abdest alma yeri var. Burada lavabomuz vesaire. Hemen abdestinizi alıyorsunuz abi. Buradan gördüğünüz gibi camimizin içerisine girdik. Burada uçuyoruz falan. Hocanın kıldırma yeri. İşte böyle bilmem ne yerler. Üst katta camimizi yaptık gençler. Ondan sonra cima. 4 minareli güzel bir cami. Huzur İslam'da yazıyor bakın. Şöyle gördüğünüz gibi camimiz. Sonra gençler burada, şurada bak, burası havaalanı metro istasyonu. Şuraya geliyorsunuz, burada bir gıcık çatılı bir ev var. Bunu ben bir yerde gördüydüm. Aklıma geldiğini yaptım ya. Gerçek hayattaki bir ev bu arada. Şurada havaalanımız var gençler bakın. Havaalanına geliyorsunuz. Burada Türk Hava Yolları'nın binası, şurada uçakları anten bağlanacak bir anten çalışmam var. Ondan sonra şurada gördüğünüz gibi işte uçakların uçacağı pist. Sonra şurada yük indirme alanı, yolcu bindirme alanı yaptım. Tasarlamaya çalıştım gençler. Şurası otopark. İnsanlar yollara şaşırmasın diye bir otoparka oklar falan çizdik. Hem de uzaktan güzel gözüküyor. Abi şöyle bir devam ediyoruz. Şöyle bir devam ediyoruz. Şimdi şehrimizin burası bir bölümüydü. Şimdi karşı tarafına gidiyorum. Yani karşı derken sağ tarafına gittim, sol tarafına gidiyorum işte. Burası rahat eğitim merkezi gençler. Orayı tasarladım. Bakın köprüler var vesaire. Ama burası şehrimizin karşı tarafının yanı. Şimdi gençler burada bir tane BİM var. Bakın BİM. Burada ufak bir BİM'imiz var. BİM'in birinci şubesi. Bu arada bu şehirde 2 tane BİM şubesi var. BİM gençler içeri girip çıkıyorsunuz. İçerisinde fazla uğraşmadım. Burada bir işte ev var. Adamın evi gençler. Gördüğünüz gibi burada bahçesi vesaire bilmem ne. İşte havuzlu mavuzlu bir ev. Ondan sonra burada tramvayımız var gençler. Burası tramvay. Metro falan değil, tramvay. Buradan biliyorsunuz tramvayımız gidiyor gençler. Ondan sonra cima. Buradan devam ediyoruz. Alt geçitten geçiyor tramvayımız. Sonra burada bir koşu parkımız var. Burada yüksek gökdelenler yaptım. 2-3 tane gökdelen yaptım buraya. Ondan sonra gördüğünüz gibi modern bir evimiz var orada. Şurası fideci gençler bu arada. Fide satıyor. İşte botanik bahçesi. Sonra şurası böyle bir modern ev daha. Abi ondan sonra gördüğünüz gibi karışık ağaçlar falan, ara boşlukları doldurduk. Şurası bir apartman, ufak bir. Küçük 3 katlı yani adam, hatta tek kişilik bir ev bile olabilir. Burası Mercedes, arabacı, yetkili servis. Şuradan geliyoruz. Burası bir iş merkezi gençler. Şurada iş merkezinin sahibi. Burada gördüğünüz gibi iş merkezinin sahibi heykelini yaptırmış. Adam babamız öldü demişler. Sonra gördüğünüz gibi burada çift ikiz kulem var gençler şöyle. Burada büyük gökdelenlerim var. Burası belediye binası. Bakın İstanbul'un belediye binası burası gençler. Burası artık her yeri yönetiyor. Böyle bir belediye binası, içeride bir sürü bölge var. Eğer sevdiyseniz detaylı gençler bütün binaların içerisine girerek de anlatabilirim. Şurayı 4 tane apartman yaptım gençler. Bakın burada apartmanlarda
burada asansör boşluğu bile var gençler. Bakın asansörün çıktığı yer buralar. Gördüğünüz gibi şöyle tek tek katlar var. Buraya kendi piksel artımı yaptım. Kendi resmimi yani gördüğünüz gibi. Şöyle 4 tane site şeklinde binamız var gençler. Burada şu ileride Gökdelen City var. Yani Gökdelen City diye adlandırdım ben burayı. Burası lokanta gençler. Furkan yapmıştı burayı. Bizim kanal çalınmadan tam önce yapmıştı. Ondan sonra şöyle gençler gördüğünüz gibi burada büyük bir apartman var. Bu arada videoların yarısı benim diğer kanalımda gençler. Yan kanalımda kanal çalındığı zaman oradan devam ettik videoyu çekmeye. Hiçbir zaman bitirmedik. Zaten ben size bu seriye ilk başladığım zaman demiştim ki bu seri hiç bitmeyecek demiştim gençler. Gerçekten de bitmedi. Bakın o zamanlar işte 15 yaşındaydık. Şu an 22 yaşına geldik. Hala daha askere gideceğim. Daha hala ülke kuruyoruz, videosu çekiyoruz. İşte gençler oyunu da seviyoruz bu arada. Minecraft güzel bir oyun. Şurası bir park gençler. Burası işte binanın üst katı. Şunlar havalandırma delikleri vesaire. Bakın siz de şehrinizde böyle şeyler yapabilirsiniz. Bakın bunlar havalandırma delikleri gençler. Şura çatı, baca işte havalandırma, güneş enerjisi de var. Gördüğünüz gibi bu şekilde şehrimiz büyük gençler. Aqua Park var. Sonra vesaire şeyler var. Gördüğünüz gibi gençler bu şekilde burası şehrimizin birinci kısmı. İstanbul'un Asya kıtası burası. Bir de Avrupa kıtası var. Karşı yaka. Orası çok önemli gençler. Çok güzel orası. Orası çok güzel oldu gençler. Park alanları vesaire yaptım. Bakın McDonald's yaptım. İşte ufak bir eğlence parkı var. İşte dünyanın en güzel evi var. Biliyorsunuz bunun videosunu açıp izleyebilirsiniz. Burada bir pazar yeri var arada. Küçük bir ormanımız var burada. Böyle orman arkasında köyler var. Burada köprülerimiz var. Modern işte tahtadan moderne çalıştığımız videolar var. Şeyler evler. Burada büyük bir hastanemiz var. Genel hastane gençler. Buranın tepesine şöyle helikopter inme yeri de yapacağım. Hatta buranın helikopter inme yeri şura lan. Helikopter buraya mı insin? Yok. Direkt çatıya insin. Buraya bir helikopter inme yeri yapalım. Diğer şehrin hastanesinde helikopteri vardı ya gençler. O helikopter gelsin abi. Buraya insin yani. Buraya insin. Direkt bura merkez hastane ya gençler. Buraya gelsin yani. Şehrimizin karşı yakası var gençler. Gördüğünüz gibi şöyle. Burada bir metro istasyonumuz var. Hava metrosu bu arada. Gördüğünüz gibi şöyle. Burası hastane durağı gençler. Hava metrosu, hastane durağı. Buradan biniyorsunuz. Buradan binip gidiyorsunuz gençler trene. Ondan sonra şöyle bakın abi. Burada benim metro istasyonumu göstereyim. Ondan sonra videonun yavaş yavaş sonuna gelelim. Şehrin karşı yakası ikinci partta gençler. Eğer isterseniz ikinci partta şehrin karşı yakasını anlatalım. Çünkü şehrimiz o kadar büyük ki acayip büyük gençler. Yani akıl almaz o kadar büyük oldu ki bir yerden bir yere gitmesi 15-20 dakika sürüyor zaten. Sürekli hiçbir şey yapmadan gitseniz o kadar büyük bir şehrimiz var. Şimdi gençler geldik metromuzun ilk durağına. Burası İstanbul metro gençler. Şöyle geldik. Bakın İstanbul metro. Buradan iniyoruz. Biletimizi atıyoruz gençler. Buradan geçtik. Rahat metrosu diyor. Burası rahat metrosu gençler. Ağaçtepe durağı. Şuradan iniyorsunuz. Trene binme yeri işte. Şurası trenlerin deposu şeklinde bir çalışma yaptım. Tamam mı gençler? İşte şurada arkadan bir çıkış yapacaktım buraya da. Orada inşaat kaldı. Tamam mı gençler? Şimdi bakın metromuza geldik. Abi ben metroyu çok severim. Yani metroya hayatımda bir kere bindim. O da Ankara'da binmiştim. Bakın buradan devam ediyorsunuz abi. Buradan devam ettikten sonra metromuz devam ediyor. Şimdi ikinci durağımıza geleceğiz. Bakın şurası ikinci durağımız gençler. Burası okul durağı. Buradan işte çıktığınız zaman burası okul gençler. İşte okula geliyor. Buradan şurada lise ya. Lisenin durağı oluyor gençler bura. Camiye de buradan ulaşıyorsunuz. İşte ufak tefek Aras Sağlık Ocağı Hastanesi'ne de buradan ulaşıyorsunuz. Burası okul durağımız. Buradan işte bilet öğrencilere ücretsiz vesaire. Sağ taraf her zaman giriş olur. Şuradan devam ediyoruz. Bakın gençler okul durağı burası. Tamam mı? Burası okul durağı. Bakın şuradan devam ediyorsunuz gençler. Bindik bileti attık. Diğer durağa gidiyoruz. Bakın buradan dönüşler var. Şöyle dönüyorsunuz metroda.
Buradan devam ediyoruz abi. Devam ettikten sonra burada metromuz şu anlık bu durak bu kadar yani gençler. Bu metromuzun istasyonu bu kadar. Bura uçak durağı gençler. Bakın uçak. İşte girişi, çıkışı bilmem ne. Havaalanı giriş diyor gençler. Şuradan devam ediyoruz. Bakın şöyle hop şöyle çıktık. Burası havaalanımızın durağı gençler. Buraya oturma yeri yapacağım. Şöyle devam ediyorsunuz. Buradan iniyorsunuz. İşte burası havaalanımız gençler. Gördüğünüz gibi burası metromuz. Gerçekten bayağı bir büyük bir metro haline geldi gençler. Metronun içinden gitmeyelim. Şöyle şehri izleyerek gidelim. Bakın abi burası ikinci durağımız. Artık metroyu da bile kafam karışıyor. Artık şehrin haritasını çizsem kırmızı bir şekilde metro hattı çizeceğim şehre. Neyse gençler şu tekrar metroya gireyim. Bakın bir de alt kat metromuz var. Burası birinci metro. Bir de ikinci katman altta bir metromuz var gençler. Bakın şöyle. Şöyle burası rahat metrosu. İstanbul metrosu aşağı bakın. Şuradan iniyorsunuz. Burası İstanbul metrosu gençler. Gördüğünüz gibi koşu durağı burası. İşte burada karşı istasyonu nasıl geçeceğiz lan hayırdır derseniz. Şuradan şöyle karşı tarafa geçme yeri de yaptım. İstanbul'umuz çok gelişti gençler. Yani bayağı bir gelişmiş İstanbul. Bakın karşıya geçtik. Neyse gençler şimdi şuraya gidersek burası sanırım inşaat diye hatırlıyorum. Bakayım. Aynen burası inşaat gençler. Şöyle koşu durağı gençler. İşte devam ediyoruz. Bakın şuradan karşı tarafa geçeyim. Buraya da istasyon eklememişim. Sadece burası da şehrin L'sine gidiyor. Yani şeye doğru, köprüye doğru gidiyor burası. Öyle bir metro yaptım buraya da. O şehrin dikine yani şöyle artı şeklinde düşünürseniz bakın. Biri bu tarafa gidiyor, biri böyle gidiyor. Anladınız mı? Öyle bir metro çalışması yaptım gençler. Neyse gençler şehrimiz bu kadardı. Şöyle bir şeyi de ufaktan göstereyim isterseniz. Şöyle ilerleyelim. Bu arada anlatmaya devam edelim. Şehrimiz çok güzel oldu gençler. Ben gayet seviyorum ülkemi. Yani artık ülke diyebiliyorum. Çünkü 3 şehrim var. İkinci şehir ne kadar kötü olsa da yani ikinci şehrin kötü olduğunu biliyorum. Yani artık 3 şehrim var. Yavaş yavaş İstanbul'un da sonuna gelmeye başladık. Kenarlarına bir sur çekip İstanbul şehrimizi de bitireceğiz. Ve artık oradan köylere işte bir kaymakamlık binası yapacağız. İşte böyle hatta durun gençler şu hava metrosuna binelim. Binelim abi bekleyin. Hava metrosunda giderek anlatalım gençler. Şöyle. Tamam mı abi? Ben geçemiyoruz bak. Şöyle gecede anlatalım. Buradan devam ediyoruz. Gençler bakın. Yani oyuna da bakın bana da bakın. Hava metrosunu da inceleyin bu arada. Köprümüz falan gayet büyük. Şimdi. Lan. Cık. Hayır abi ya. Bunlar bazen duruyor sinir oluyorum. Gençler. Gayet güzel büyük bir şehrim oldu. Anlatamıyorum ama bakın bu denizi vesaire hepsini ben yaptım gençler. Şöyle. Tabi burada World Edit keşfediyorum ben İstanbul'u yaparken. Artık ne kadar güzel şeyler yapacağımı keşfediyorum. Onları yaptık. İşte köprüye süslemeler yaptık gençler. Bakın şöyle gördüğünüz gibi burası köprümüz. İşte alt katımız var. Altta yolumuz var abi. Yarısında uçarak gidelim. Şöyle bakın tek tek kapılarını çektik. Bunların hepsinin yapımı var gençler bu arada. Şu köprüyü diğer kanalında yaptım. Bakın gençler karşı yakası böyle. İşte 7 yıllık YouTube serimizin karşı yakası böyle gençler. Bakın şurada ufak bir parkımız var. İşte şurası site evler, siteler falan. Bilmem ne apartmanlar. İşte şuradan bir boğazın kenarında gezinti yeri, koşu parkı yaptık. Sonra buradan alttan bir arka açtık. Şuralara devam edecek. İleride oraya baraj yapacağım. Ondan sonra şurada bir inşaat devam eden inşaatımız var. Burada işte Çin'den aldıkları robotlar, makineler var inşaatta çalışıyorlar. Sonra burada devam ediyoruz. Bakın şurada bir site bağ yani adamlar eskiden yaptırdı. Evler var. Ondan sonra burada burası bu arada bu şehrin durağı. Metro istasyonların arasının durağı uzun olur ya gençler. Burası bu şekilde. Yani şurada ufak bir kamelyalı piknik yapma parkım var. Burada termosunuzu, çayınızı alıp buraya gelip oturabiliyorsunuz. Yani metroya bile binip gelirsiniz gençler. O şekilde söyleyeyim. Burada ufak bir evim var gençler. Bu ev güzel. Yani çok güzel bir ev. Bakın hemen ufakça gelmişken madem partik yapmayalım gençler. Dünyanın en süper evi de
Neyse gençler, part 2'de gösterelim ya. Şunun yüzünden göstereyim şöyle bir ufaktan. Burada bir yeraltı köprüleri var, vesaireler var. Burada parkımız var gençler. Şurada plajımız var, A101 var, şok var, BİM var. Bakın gençler şu şekilde. Bunlar hep canlı yayında yaptım bu arada. Hepinizi bekliyorum canlı yayına. Bakın şurada bir plajımız var gençler. Plaj yaptık buraya. Gemi var, uçak var. Adam uçuyor, çekiyor uçağı. Sonra gördüğünüz gibi şurada ufak bir köy kaldı. Otelimiz var. Artık boğazım ağrıdı gençler anlatmaktan. Asansörü var işte. Ondan sonra şurada otelimiz, gördüğünüz gibi otoparkı var. Burası Luna Park'ımız gençler. Luna Park'a uğraşıyorum şu an. Belki 2 hafta, hatta 3 haftadır Luna Park'a uğraşıyorum. Luna Park'ımız var gençler. Discovery, hızlı tren. Bakın gelişmeye bak. Birinci şehirdeki treni hatırlıyor musunuz abi, sarı tren? Bakın bu artık gelişti yani. Artık burası gençler son nokta yani. Artık gelişmekte son nokta. Bakın tren de devam ediyor oradan. Çarpışan araba, atlı karınca, küçük çocuklar için tren, gondol. Daha anlatamadım. Discovery, çiğ köfteci, gözlemeci. Yayınlara gelirseniz hepsini yapıyoruz gençler. Hayatta kalma oyunda oynuyoruz. Tomney'de oynuyoruz. Hepsini sizlerle yapıyoruz. Kebapçı var, şok var, BİM var, A101 var. Ondan sonra bayağı bir yaptık gençler. Artık boğazım ağrıdı. Bu kadar yeter diye düşünüyorum. Part 2'de görüşmek üzere. Şehrimiz bu kadar. Eğer şehrimizi sevdiyseniz aşağıdan linkten haritamızı indirmeyi unutmayınız gençler. Reklamı geçiyorsunuz ve oradan ülke metropolis, dünyamızın ismi, sevimizin ismi, onu indireceksiniz. Ekrana çıkmış olması gerekiyor zaten. Ülke metropolis gençler, onu indiriyorsunuz. Başka bir dosya indirirseniz kesinlikle silin atın. Çünkü virüstür. Ülke metropolis olacak abi. Ülke metropolis böyle 3S ile 5S ile falan olabilir. O şekilde gençler şehrimizi yaptık. Siz de indirip kullanabilirsiniz yani. Artık yeni yapılar falan ekleyebilirsiniz. Sadece eklerken beni etiketlemeyi ve videonun başlığında işte Nazım Öztürkmen'in şehri demeyi unutmayınız. Benim tek şartım bu. Yoksa benim şehrimde video çekebilirsiniz. O şekilde, yoksa telif atıyorum gençler. Çok kişiye attım bu arada telif. O şekilde bir gençler videomuzu yaptık. İnşallah beğenmişsinizdir. Bayağı bir uzun video oldu ama ne yapalım, şehir büyük. 7 yıllık koskoca YouTube şehri gençler. Büyüdük yani ya. Büyüdük. Başladığımda ben 15 yaşındaydım. Şimdi 22 yaşındayım. Hala yapmaya devam ediyorum. Bakın yapmaya devam ediyoruz. Neyse gençler, Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.